Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Öncelikle Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sonu yayınlayacağım videoda arkadaşlar gram altın, gram gümüş ve dolar TL analizi yapacağız. Dolar TL kurunda hangi seviyeler bizler için önemli? Yükselişin devamı gelecek mi? Gram altında alım yapılabilir mi? Gram gümüşte kritik seviyeler nereler? Hep birlikte bugün bunların değerlendirmesini yapacağız. Ayrıca çok sorduğunuz soruları derleyip topladım. Bunlara da bir yanıt vermeye çalışacağım. Gram gümüşle analizimize başlayalım arkadaşlar. Gram gümüş artık 2.86 olan seviyesini 3.02'ye çekmiş gözükmekte arkadaşlar. Bunu gene bildiğiniz gibi gümüş ons üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Evet, 3.02 bizim için alttaki önemli destek yerimiz artık bu haftadan itibaren, bu hafta takip edeceğimiz. 3.02'nin üstünde arkadaşlar ikinci bir önemli destek 3.08. Bu 3.08 üzerinde kaldıkça da gümüş gramda arkadaşlar 3.18 ilk etapta yükselişin devamının gelebilmesi için bizler için kırılması gereken önemli bir seviye oldu artık. Grafiklerimizi güncellediğimiz zaman 3.12 seviyelerden haftalık bir kapanış gelmesi, en azından orta direncin üstünde bir kapanış gelmesi arkadaşlar 3.08'i bizler için bu hafta kuvvetli bir destek yeri olarak yaptı. 3.08'in üzerinde 3.18 mutlaka üzerinde kapanış yapmamız şart. 3.18 üzerindeğimiz zaman arkadaşlar bant aralığımız 3.18. Bu seviyeleri çok iyi dinleyin arkadaşlar. 3.34 bant aralığına giriş yapacak. 3.18 üzerindeki kapanışlar gelmeye başladığı zaman 3.18, 3.34 bant aralığı takibimizde olacak. Bu bant aralıkları çok önemli arkadaşlar. Kısada da 3.08, 3.18 bant aralığımız var arkadaşlar. 3.12 seviyesinden kapanış yapan gram gümüş artık 3.08'i kendine bir destek yeri olarak belirledi. 3.02 de arkadaşlar bizler için stop bölgesi olarak artık kabul edilebilir. Yani 3.02'nin altında kapanışlar bir gram gümüşün düşeceğine dair sinyaldir. Bizim gram gümüşte yapmamız gereken arkadaşlar 3.02'yi takipte kalmak. Yani 3.02 altına gelmedikçe yukarıdaki 3.18'deki önemli direncin kırılmasını takip edeceğiz. 3.18 direnci kırılırsa bir üst kanal olan 3.18, 3.34 kanal aralığı beklentimiz haline gelecek. Bu seviyeleri gram gümüşte bu hafta takipte kalacağız. Önemli bir değişiklik görürsem arkadaşlar tekrardan bir video çekerim. Bunu sizinle bağlantıya geçeriz. Dolar kuruna da bakalım. Dolarda neler olabilir? Dolar TL'yi anlatmadan önce en çok sorduğunuz sorulardan birine yanıt vereyim. Başkan 35 buradan dolar alınır mı? Buradan altın alınır mı? Şeklinde sorularınız var. Arkadaşlar SPK kuralları gereği al-sat tavsiyesinde bulunmak yönlendirmeye gireceğinden al-sat tavsiyesi kesinlikle veremiyoruz. Bu al-sat kararlarını tamamen kendiniz almak mecburiyetindesiniz. Kanunen de bu böyle, bu şekilde. Fakat kendi stratejimden size bahsedeyim. Bunu dolar TL kuru üzerinde de anlatayım. Ben pozisyonlara, alım satımlara nasıl giriyorum size bunu göstereyim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben her zaman bir stop noktası belirliyorum. Dolarda şu an benim için stop noktası 6.53 seviyesidir. Yani bu 6.53 kırılmadığı müddetçe dolarda ben stop olmam, beklerim, yani hedefimi beklerim. Bunun ara direnci bu hafta itibariyle 6.66 seviyesi ve tavan 6.75 seviyesi. Şimdi ben bakarım dolar kuru kaçtan kapanış yapmış bu hafta. Bu hafta 6.73 üzerinde dolar TL kuru bir kapanış yapmış. Kendime 6.73'ten kapanış yapmış bir dolarda ilk etapta 6.66'yı stop olarak belirlerim arkadaşlar. Burayı bir stop yeri olarak belirlerim.
Burası benim için 6.66 altında bir kapanış gelip gelemeyeceğinin takibini yaparım 4 saatlik ve günlük grafiklerde. Ve burada beklerim arkadaşlar, 6.75 seviyesi yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağı yönünde. Kırılırsa 6.75 üzerinde bir 6.84 direnç seviyesi daha var. 6.75 de kırılırsa 6.84 seviyesindeki pozisyonumu korurum ve 6.84'teki önemli direnç noktasını beklemeye başlarım arkadaşlar. Benim stratejim bu yönde olur. Mesela diyelim 6.66 kırıldı. Bu sefer stoptan pozisyondan çıkarım. 6.53 seviyesindeki destek noktasını gözlemlerim arkadaşlar. 6.70'ten doları almış olsam bile 6.66 kırılınca kesinlikle elimde tutmam. Dolarımı satarım. Çünkü düşünün, burada bir 100 dolarınız var. Bu aşağıya indiğinde de burada satmış olduğunuz zaman bu elinizdeki 100 dolar kaybolmuyor arkadaşlar. 100 dolarınız gene 100 dolar. Buradaki bir kere üzerinizdeki psikolojiyi atmanız lazım. Buradaki elinizdeki 100 dolarınız gene 100 dolar. Fakat 6.53 seviyesine geldiğinde buradaki önemli desteği biraz izlerim. Kırılıp kırılmayacağına, haber akışlarının nasıl geldiğini, bir nevi piyasayı koklamaya çalışırım. Eğer bu 6.53'ün de aşağı yönlü kırılımı olursa bir alttaki bu sefer 6.45 de bulunan destek seviyesini beklerim arkadaşlar. Alımımı ona göre yaparım. 6.45'ten yaparım. Burada 100 dolardan çıktınız, stop yaptınız, çıktınız veya ben çıktım diyeyim. Ne yaptım? 6.45'ten tekrardan dolar aldım. Bu sefer elimdeki dolar miktarı, atıyorum 100 dolarken 110 dolara çıktı. Ne yapmış oldum? 100 dolarımı dolar bazında arttırmış oldum. 100 dolarımla 6.84 beklerken bu sefer 110 dolarımla buradan girdiğim pozisyonda tekrardan 6.84'ü beklemeye başlarım. Çünkü neydi? Ha, bizim ana hedefimiz dolar TL'de 7.23-20 seviyesi. Yani ben burada ne kadar dolara takla attırabilirsem, biz buna piyasa deyimiyle takla attırma diyoruz. Ben burada dolara ana hedefim gelmeden önce ne kadar takla attırabilirsem hem dolar miktarımı arttırmış olurum, hem de TL bazında kazancım artmış olur. Yani pozisyonlara girilecekse bu şekilde pozisyonlara girilmeli. Dolar TL'de yükselen trendde olduğu için arkadaşlar, yükselen trendi biliyorsunuz. Yükselen trendlerde grafikler şu şekilde hep yukarıya doğru hareket ederler. Bu hareket içerisinde bulunan kanal yükselen trendtir arkadaşlar. Bu yükselen trendte buy pozisyonlarını, yani genelde pozisyonları alım yönünde açılır. Belli bir hedef koyarsınız. Mesela 7.23 hedefi koyarsınız. Bu trendlerin üst noktalarından satış açar. Alt noktalarından da alış yakalamaya çalışırsınız. Bunun en mantıklısı budur ve bu size mutlaka bir veya iki sefer alım fırsatı da verir arkadaşlar. Görüyorsunuz burada sat 1, 2 sat 2 de alım fırsatı zaten vermiş. Gene aynı şekilde size burada alım ve satım fırsatı verecektir. Şimdi dolar TL kurunda destek ve dirençlerimizi açıkladık. Bu 4 saatlik grafikte baktığımız zaman arkadaşlar, görüyorsunuz şuradaki tepe bir sat sinyali vermiş, üretmiş 6.60'lardan. Nereye kadar vermiş bu? Görüyorsunuz yükselen trend çizgimizin alt noktasında bir alım fırsatı vermiş. 6.35'lerden bir alım fırsatı tekrardan vermiş. Yani burada tepede trendin üstünde satan kişi aşağıdan bu alt trend çizgisinden geçen çizgiyi takipte kalıp buraya değdiği zaman tekrardan alıma girmiş arkadaşlar. Ve dolar miktarını arttırmış. Buradan alım yapan ne yapar arkadaşlar? Tekrardan bu trend çizgisinin üstüne değmesini bekler. Tekrar satışa girebilmek için. Şimdi bizim an itibarıyla dolar TL kurunda bu trend çizgimizin üst seviyesi 6.78, evet 6.78 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. Fakat buradan tekrar satış gelir mi? Bunu izleyip göreceğiz arkadaşlar. 6.78 seviyesinden tekrar satış gelir mi? Bunu izleyeceğiz. Şuradaki bir çanak oluşumumuz da vardı. Size daha önceden bahsetmiştim. 6.38'den bir 22 dolarlık. Yani 6.82 hedefli bir çanak hedefimiz de vardı.
Bir sonraki trendte girişte arkadaşlar, trend yerine girişte şuradaki üst kanal çizgisinin kırılımıyla olmalıdır. Yani bu üst taraftaki kanal çizgisi kırılmadan pozisyona girmek intihardan başka bir şey değildir. Bunun 80 ve 81, 82 seviyelerinde günlük kapanışla gerçekleşir ancak. Yani bu seviyenin kırılmasıyla gerçekleşir. Bu seviye kırılmadıkça buralardan hani 6.78, 6.80 seviyelerinden dolar TL tekrardan satışlar yiyebilir. Bir düzeltme hareketine girebilir arkadaşlar. Bu düzeltme hareketi de hangi seviyeler olur? İlk etapta buraya geçtiğini farz ettiğimiz zaman arkadaşlar 6.75 en yakınındaki destek noktası olur. 6.75 seviyesindeki destek en yakın seviyesi olur. Yani niyeti daha yükselmek varsa bu 6.75'i tekrardan burayı test etmeye gelir. Bu 6.75'i de aşağıya kırarsa onun altında en yakın destek seviyemiz de 6.66 seviyesinde bulunuyor. Onu da kırdığını farz edelim. Bu sefer de ne yapar arkadaşlar? Şuradaki 6.53. Yani şu an bizim için alım için en uygun gözüken yer trendin altından geçen, trend çizgisinin altından geçen 6.53 seviyesi. Bu 6.53 kırılmadığı müddetçe de arkadaşlar görüyorsunuz bu trend. Trendin altı ne dedik? 6.53. Bakın bu trend çizgisinin alt seviyesi 6.53. Yani bu 6.53 seviyesi kırılmadığı müddetçe yükseliş devam ediyor. Bunun üstüne de ne dedik bu trend çizgisinin? 7.78, 7.82 seviyeleri. Tehlike sınırına çok yakınız arkadaşlar. Şurada tehlike sınırına çok yakınız. Yani buradan her an dolar TL dönüş yapıp 6.66, 6.53 seviyelerine tekrardan geri dönebilir. Tabii bunu biz bilebilir miyiz? Bilemeyiz. O yüzden de bunun için kendimize sinyal olarak neyi kullanıyoruz arkadaşlar? 4 saatlik ve günlük kapanışları baz alıyoruz. Bu kapanışların hangi seviyelerde olduğunu kendimiz takip ediyoruz. Bir arkadaşımız sormuş 4 saatlik kapanış ve günlük kapanış nedir diye. Günlük kapanış gece 24.00 itibariyle gelen kapanış. Buna günlük kapanış diyoruz. 4 saatlik kapanış da gece 24'ten sonraki her 4 saatlik bir zaman periyodundaki kapanıştır. Yani 24, 04, 08, 12, 16, 20, 24 şeklinde olan kapanışlarda 4 saatlik kapanışlardır arkadaşlar. Bunları takipte kalıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar pozisyona girecekseniz biraz da cesur olacaksınız. Bazı zararları da gözünüz önünde bulunduracaksınız. Kanalımızın üst tarafı 6.78, 6.82, kanalımızın alt seviyesi de 6.53 destek noktasından geçmekte. Ara destek noktamız dediğim gibi 6.66'da. Bizim 6.73 üzerinde haftalık kapanışımız geldi. Bu da olumlu arkadaşlar. Dolar hala olumlu demektir. 6.73 üzerinde takip edeceğimiz sayılarımız da 6.76 ve 6.84 seviyelerinde bulunan direnç noktalarıdır. Bu 6.76, 6.84 aralığı çok önemli olacak arkadaşlar. Bunu çok iyi takip edeceğiz bu hafta. Her an buralardan bir yerlerden dönüş gelebilir. Yatırım tavsiyesi olmasın. Sadece bu kanalın üst çizgisine dayanarak bu öngörüde bulunuyorum. Pozisyona da girecek arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 6.53 kırılmadığı müddetçe dolar TL 6.53 6.72 bandında, 6.72 üzerinde de doların yeni band aralığı olur arkadaşlar. 6.72 üzerinde de dolar TL'de 7.03 band aralığı olur maalesef. Şöyle band aralıklarını da ben size bildireyim. Şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın 6.53, 6.72. Bu bir bant aralığıdır. 6.72 üzeri artık bu hafta tutunumlarına devam edebilirse de bu 6.72 7.03'te dolar TL'nin bir başka bant aralığıdır. Yani bu aralıklar içerisinde al sat yapma kararları verebilirsiniz. 6.53, 6.72 üzerinde de 6.72, 7.03
bant aralıklarında alsat kararlarınızı verebilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Fakat 4 saatlikte şuradaki oluşumda takibimizde arkadaşlar görüyorsunuz 4 saatlikte bantın üst tarafından satış, alt tarafından alış gelmiş. Şu an bu 6.78 ve 80 6.78 6.84 bant aralığı da dikkatle takip edilmesi gereken bir aralık olacak yükselişin devamı halinde. Buradan dediğim gibi bir dönüş gelirse de arkadaşlar 6.66 ve 6.53 seviyelerindeki destekler takibimizde olacak. Kapanış itibariyle 6.72 üzerinde bir kapanış yaptığı için dolar kuru olumlu. Evet, olumlu gözükmekte. Geri çekilirse 6.72'nin altına girip kapanışlar yapmaya başlarsa da 6.66 ve 6.53 seviyelerindeki destek yerleri takibimizde kalacak önemli yerler. Gram altına da bakalım neler olabilir. Gram altını da incelediğimizde arkadaşlar gram altında da gene 352 seviyesinde bir direnç. Kuvvetli bir direnç. 352 direncini aşabilirse gram altın yukarıda 358 direnci mevcut arkadaşlar gram altında. Haftalık kapanışını 350 seviyesinden yaptı gram altın. Yani 352'nin üzerinde bir kapanış yapamadı. O yüzdendir gram altında alttaki desteğimiz 346 seviyesinde. Arkadaşlar bu ana desteğimiz 346 seviyesinde bulunmakta. 346'nın altında da 337'deki ana destek bölgemiz. Gram TL'de arkadaşlar bant olarak 337-352 bantlarında bu hafta. 352 yukarıya doğru kırabilirsek de 352-358 bandına giriş yapar. 337 üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar geldikçe de gram altın hala olumludur arkadaşlar. Yani 337 altında kapanış yapmadıkça gram Türk lirası da hedefi 358 rakamı olur. Bu rakam takipte kalınır. 337 yani olumsuz senaryoda 337 altındaki kapanışta da şöyle size göstereyim öbür bant aralığını da. Diyelim ki 337 seviyesinin altında kapanış geldi. O zaman da arkadaşlar 332 ve 328 rakamları gram altında takip edilmesi gereken bant aralığı şeklinde takip edilmelidir. Yani ne dedik? 327 altındaki kapanışlar düşüş sinyalidir. İlk etapta 332 desteği ve onun altında da 328 desteği. Bu 328-337 bir bant aralığıdır. Ve düşüş sinyalidir. 337 üzeri hareketler de yani kapanışlar olumludur. Ve onun üzerinde 346-352. Burası da bir bant aralığıdır arkadaşlar. 352 üzerinde şuradaki 352 üzerinde kapanışlar da gelmeye başlarsa bu sefer takip etmeniz gereken 352-358 bant aralığıdır. Yani bana buradan grama girilir mi? Gram alınır mı? Edilir mi? Diye sormanıza gerek yok. Bunu zaten sizler de çok basit şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Dolar TL'de aradığım gibi. Çünkü ben de işlemlerimi hep bu şekilde yapıyorum. 337 ve 352 bant aralığı arkadaşlar bakın görüyorsunuz bant aralığını çok açık bant aralığı yani. O yüzden 337 kırıldığında pozisyona girmiş olsanız buralara kadar pozisyonunuzu taşırsınız ama 352 kırılamadığını düşünün. Bir kırılacağının garantisi var mı? Kırılamazsa ne yapar hareket? 352, 337, 346, 337 seviyelerine doğru güç toplamak için geriye döner. O zaman işte bu tür pozisyonları yakalamanız lazım alımlarda. Yani şansınızı burada deneyeceksiniz. 337 ve 337'ye yakın yerden bir alıma girebilirsiniz. Çünkü 37 kırılmadığı müddetçe ne dedik?
337-352 bandı sürekli çalışır. Ne zaman ki 337 kırıldı, stop olursunuz. 328-337 bant aralığı çalışır. Bu bant aralıklarından birinde çalışırsınız. Yapmanız gereken bu kadar basit yani. Ve benim verdiğim rakamlar zaten Elliott üzerinde çalışmış rakamlardır ve çoğunuz takip etmişsinizdir. Hepsi noktasal çalışır. Piyasada da çok fazla bu rakamları bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü çoğu kişi bu yöntemi bilmez ve uygulayamaz. Çünkü zor bir yöntemdir. Uğraşısı bol bir yöntemdir. Saatlerce uğraşılacak bir yöntem olduğu için çoğu kişi bu yönteme pek girmez. O yüzden bu verdiğim bant aralıklarını da çok iyi bir yere not alın ve takibini bu şekilde yapın. Ve göreceksiniz ki zamanla artık zarar değil, hep kar yönünde pozisyonlarınız olacak. Hem TL bazlı kar edeceksiniz. Dolarınız, 100 dolarınız TL bazlı yukarı kar edecek. Ve aşağı düşüşlerde de hem gram arttırmış olacaksınız alttan alımları yakalayarak, hem de geri dönüşünde gramınızı TL bazlı arttırmış olacaksınız. Çift taraflı kazanacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit yani. O yüzden herkese sormanıza da gerek yok. Alalım mı satalım mı? Hatta bana bile sormanıza gerek yok. Ben zaten size her türlü düşüş ve yükseliş senaryolarını veriyorum. Sadece yapmanız gereken takipte kalıp bu rakamları takip etmeniz. Çok konuştum. Size bazı şeyleri açıklamak için bu video çok uzun oldu. Ama inşallah bu videoyu sonuna kadar seyredin arkadaşlar. Hem eğitim amaçlı da size çok faydalı olacak. Hem de beni nasıl takip edeceğinizi bu videoda daha iyi pekiştireceksiniz. Anlamadığınız yerleri varsa onları da yorum olarak alta yazın. Hemen hemen yorumların hepsine elimden geldiğince dönüyorum. Çoğuna da dönüyorum arkadaşlar. Size de dönerim fırsat buldukça. Yanıtlamaya çalışırım. Daha da fazla uzatmayalım. Bu video çok uzun oldu çünkü. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.